Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku izleyicileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizler için Instagram'daki arşivimizi nasıl alabileceğimizi anlatıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Instagram bir yeni bir özellik kullanıma sunacağını duyurmuştu. Facebook'ta da olan bir özellikti bu aslında. Bütün o güne kadar Instagram'da paylaştığınız bütün arşivinizi tek bir tıklamayla adresinize gönderebileceğini açıklamıştı. Ama bu hizmet kullanıma sunulmamıştı. Bugün itibariyle yani 25 Nisan itibariyle Instagram bu özelliği tüm dünya çapında kullanımı sundu. Biz de bu videoda bu özelliği nasıl kullanabileceğimizi anlatıyoruz. Bunun için ilk önce şunu belirtmekte fayda var. Bu özellik şimdilik sadece web üzerinden yani internet tarayıcısından Instagram'a girdiğiniz zaman kullanabiliyorsunuz. Şimdilik yani en azından biz bu videoyu çektiğimizde mobil uygulama üzerinden böyle bir hizmet alamadığınızı belirtelim. Gelin şimdi bu işlemin nasıl yapıldığını hep beraber adım adım size anlatalım. İlk önce Instagram hesabımıza girmemiz gerekiyor. Ben az önce bir giriş yaptım. Sağ üst köşede bulunan bir kişi simgesi, profil simgesi var. Buna tıkladığımız zaman profilimiz geliyor. Profilimizde bir böyle çember gibi bir settings yani ayarların bulunduğu bölüm var. Buraya tıklayınca burada şifreyi değiştir, izinli uygulamalar, bildirimler, gizlilik ve güvenlik, çıkış yap ve iptal seçenekleri verir. Biz burada gizlilik ve güvenlik sekmesine tıklıyoruz. Tıkladığımız zaman karşımıza hesap gizliliği, hareket durumu, hikaye paylaşımı, yorumlar, olduğun fotoğraflar, hesap verileri, iki faktörlü kimlik doğrulaması, veri indirme, gizlilik ve güvenlik gibi seçenekler geliyor. Şimdi burada yapacağımız şey şu, veri indirme sekmesine geliyoruz. İndirme talep et bir linkimiz var. Ona tıklıyoruz. Tıkladığımız zaman bize bir uyarıda bulunuyor Instagram. Instagram'da paylaştıkların bir kopyasını al diyor. Fotoğrafların yorumlarını, profil bilgilerini ve daha fazla içeren bir dosyanın bağlantısını sana bir e-posta ile göndereceğiz. Aynı anda hesabından gönderilen tek bir istek üzerinde çalışabiliriz ve bu verileri toplayıp sana göndermemiz 48 saati bulabilir diyor. Burada e-posta adresiniz çıkıyor. Bu e-posta adresinizin Instagram'a üye olurken verdiğiniz e-posta adresi olduğunu söyleyeyim. Bunu değiştiremiyorsunuz veya farklı bir e-posta adresini ayarlardan değiştirmeniz lazım. O da e-posta ve SMS'ten. İleri diye tıklayacağız. Burada şifremizi girmemizi isteniyor. Şifremizi girdikten sonra indirme talebini gönderdi diyor. Dediğimiz gibi 48 saati bulabilir diyor. Tabii bu Instagram'da ne kadar dosyanızın olduğuna bağlı. Aynen Facebook'ta olduğu gibi size bir link gelecek. O linke tıkladığınız zaman da bugüne kadar Instagram'da yüklediğiniz bütün fotoğrafları, bütün videoları ve bütün içerikleri yine buradan görmüş olacaksınız. Bir videonun daha sonuna geldik. Bize bu tarz videolarla ilgili her türlü görüş, yorum, eleştirinizi gerek bu videonun altına gerekse www.teknolojioku.com adresine iletebilirsiniz. Farklı bir videoda, farklı bir nasıl yapılır videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.